Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videoyu ikinci çekişim. Biraz geç kaldı. Özür dilerim. İlk çektiğim videoyu yayınlamadım. Sebebi ise ya çok uzun oldu. Biraz gereksiz oldu. Gereksiz bilgiler içerdi. Uzun oldu. Bir de sizden geri dönüşlere dikkat ediyorum. Hani çok da baymak istemedim açıkçası. Buradaki amacımız belli. Bana ayırmış olduğunuz vakit belli. Bu vakte istinaden de almak istedikleriniz belli. Hani hem ben kendim için yapıyorum bunları hem de sizin için yapıyorum. Kendimi mutlu ederken sizi niye mutsuz edeyim? O yüzden ikinci videoyla, yani ikinci defa çektiğim videoyla karşınızdayım. Siz ilk versiyonu zaten bilmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, dostlar, ne yaptık? Ben tabii biliyorsunuz, ben kalender meşrebim bir kere. Güzel çirkin aramam. Gönlüme göre güzel olan saati alıyorum, kullanıyorum. Bir de inceleyip size paylaşıyorum. Mesela örnek veriyorum, bu saat gibi. Ama bana da geri dönüşler oluyor. Diyorlardı ki ya kıytırık Casio saatler inceliyorsun. İşte başka bir şey yapıyorsun. Swatch bakıyorsun. Adam akıllı şöyle otomatik bir saat incele de gözümüz gönlümüz açılsın gibi yorumlar geldi. Ya dediğim gibi benim bir sponsorum yok vesaire. Öyle olduğu için de çok ya bu işe ayırdığım ciddi bir bütçe olamıyor bundan kaynaklı. Fakat kendimi mutlu ettiğim bir saat aldım ve bu almış olduğum saati de sizlere paylaşmak istiyorum. Şöyle, zaten bahsetmiştim önceki videomu izleyen arkadaşlar küçük bir ipucu yakalamışlardı. Arkadaşlar şöyle bir Amazon'dan bir sipariş geldi. Ne geldi? Şöyle bir bu arada geleli bayağı oldu bu. Yani ne kadar diyeyim size? Herhalde bir 3-4 ay oldu. Ama işte kısmet bugüneymiş videosu diyelim. Evet. Tabii kutu açılışı değil bu. Yani kutu açılışı da yani ilk defa açmıyorum. Ben bu saati bayağıdır kullanıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir Seiko kutusu. Artık o laf söyleyen arkadaşların hoşuna gider. Ha, bu arada ilk defa incelenen bir saat değil. Bu zaten YouTube'da çok daha kaliteli inceleme videolarını görebilirsiniz. Benimki de yorumlar olacak biraz daha çok tabii incelemeden ziyade. Ama güzel bir saat. Neyse. Şimdi Seiko, hemen şöyle bir modelimize bakalım. Arkadaşlar SNK 803, bakın $195, bir de bunun vergisi var. Tabii ben $195'ları almadım dostlar, çok arkadaş diyorum demeyeceğim dostlar. Şöyle yaptım ben bu saati, 92.83 dolar mı ne, öyle bir fiyata aldım. Bir de bunun vergisi vardı, $125 civarı bir paraya geldi bana. Tabii o zaman da döviz kuru daha düşüktü, 13-14 liralardaydı filan. Öyle 1800 lira ya 1700 küsür hatlara geldi. Türkiye'de o zaman 2500 liralara satıyordu. Bakın yurt dışından aldım. 1750 lira civarını aldım. Burada o zaman 2,5 liraydı. 2,5 bin liraydı. Şu anda kim bilir kaç para oldu. Amazon'daki şu anki satış fiyatı $145. Ama yer yer indirimler oluyor. $125 düşüyor, $100 düşüyor filan. Yakalayabilirsiniz. Dostlar bu saat, şimdi şöyle ufaktan bir açalım yavaş yavaş. Şu arkadaşımız şurada durabilir değil mi? Şöyle mi yapıyordum ben? Evet. Şöyle dursun. Bu arkadaşımızın yurt dışı, bu arkadaş 20 yıllık bir saat aslında. Yani yeni bir saat değil. Üretimi durmuş bir saat. Yani şu an siz de satın aldığınız zaman piyasadaki son sıfır modelleri alıyormuş olacaksınız. Evet. Erk Koçak olsun, bu saati çok överek paylaşmıştı. Ya da Mert Kalafat bu saate güzel bir mod yapmıştı. Bu saat o saat işte. Ben de dayanamadım bu saate. Hala sıfır alınabiliyorken bir tane aldım. Şimdi şunun kutusunu şöyle koyarsak, kutusunun içinden ne çıkıyor? Şöyle bir işte yine şeyi çıkıyor. Ben Seiko'nun kendi satıcısından aldım. Yetkili satıcısından aldım. Burada benim kendi şeyim, nedir onun, fişim var. Bakıyorum. Evet burada. Arkadaşlar 92.98 dolara almışım. Şöyle göstereyim. 92.98'e almışım. Onun haricinde burada bir de garanti kağıdı var. Şunu da bir açalım. Evet. Fakat arkası boş.
Yani bu demek bana uygun, bana bir, ben size IBAN'ımı paylaşırım. Garanti altına almak istediğiniz bir saat varsa bu saatin, o saatinizin bilgilerini buraya yazarız. Şaka yapıyorum tabii, burada kaşa maşa falan gerekir. Onlar yok ama neyse, faturam var zaten. Bu benim işimi görür. Zaten görmesine gerek yok abi. Yurt dışına aldım saat. Bir yıl garantisi vardı. Çok sıkıntı olmaz. Neyse, o kısımları geçelim. Şu saatimizin şu yastığından çıkaralım. Güzel bir kutusu var. Karton bir kutusu var bu arada. Hani standart bir kutu diyelim. Hani çok öyle ekstra bir özellik yok kutuda. Neyse, biz saatimize dönersek eğer. Dediğim gibi ben bu saati bir tane şu saat bitmeden, tabiri caizse şey olmadan, üretimi durdu zaten de piyasada tükenir hale gelmeden bir tane almak istedim. Çünkü biliyorsunuz bu Seiko'nun dalgıç modeli uçtu gitti. Yani şu anda ikinci elleri bile sıfırdan daha pahalıya satılıyor. Yani mevcuttaki yeni seri sıfırdan daha pahalıya satılıyor. Hani bu saatte de öyle bir muhabbet olsa çok üzülürdüm. Bir de bu saatin almamın sebebi ölçüleri çok hoşuma gitti. Niye? Benim zaten bileğim çok, görüyorsunuz, çok kalın bir bilek değildir. Şöyle taktığım zaman koluma, yani çok rahatsız etmiyor. O büyük saatler rahatsız edebiliyor. Bu saatte ise öyle bir durum söz konusu olmadığı için ve böyle bir saatim olmadığı için. Çünkü kahverengi, içi yine kahverengi, taba rengi ve arkada tabii mekanizmayı görüyoruz. Hemen size mekanizmasını söyleyeyim. Bunun çünkü birkaç modeli var. Bu son model olduğu için bunun mekanizması farklı olacaktır. Şöyle sizinle beraber bakıyorum. Şuraya net diyecek mi? 7S26C. Şurası Seiko yazısının kenarında yazıyor. Böyle de bir mekanizması olan bir saat. Dostlar, şimdi bu saatimiz 36 milim. Yani günümüz alışmış olduğumuz o büyük saatlerin yanında küçük kalıyor. Yani günümüz saatlerin ortalaması 40 milim, 42 milim olduğu için 36 milim. Daha çok eski saatlere, böyle vintage saatlere göz kırpıyor. Zaten göz kırpar abi, yani 20 yıllık saat. Şu anda 2022'deyiz. Yani 1992'den beri ortalama olarak, 1990'dan beri üretimi yapılmış bir saat. Tabii ki de o zamanın estetik anlayışıyla gitmiş bir saat. Mekanizması zaman içinde yenilendi vesaire. Ama tasarım olarak sabit kalmış bir saat. Bunun haricinde ne özelliğimiz var? Güzel şöyle bir Seiko yazımız var. Seiko 5 yazımız var. Bakın görebiliyor musunuz? Bunlar şey, kabartma baskı falan değil. Bildiğiniz yapıştırma mı olur, kakma mı olur? Böyle bir sistem yapmışlar. Tamamen şey olarak özel kumlanmış çelik, özel cilalanmış kumlanmış çelik olarak geçiyor. Hatta bakın şurası kumlanmamış, orası cayır cayır parlıyor. Belki saatin eksi yönlerinden bir tanesi bu olabilir. Ama benim gözüme çok rahatsız eden bir şey olmuyor. Şöyle genel olarak bütünlüğüne baktığınız zaman evet, saatin tepesi 4 konumunda küçük ama çok da kullanışlı olarak görülebilir. Ya bir de bu arada ben saati alırken çok bunu dikkat ettim, fark ettim daha doğrusu. Bazı arkadaşlar şeyi soruyor. Ya bu saatin işte bakın mesela bende Friday, Cuma yani İngilizce yazıyor. Arapça yazıyor diyorlar. Arkadaşlar Arapça yazmıyor onlarda. Şöyle bu saatler, hemen size örneğini göstereyim şimdi. İki tane dili oluyor gün kısmında. Bir tanesi İngilizce sabit oluyor. Diğeri farklı bir dil oluyor. Mesela benimkinde şöyle bir aşağıya mı çevirecektik? Evet. Aşağıya çevirin. Bakın. Hop. İspanyolca ol. Yani bende iki türlü var. Saturday, sap. İşte Sunday, dom. İspanyolcası var bende. Yani benim versiyon İspanyolca olan versiyonu. İkinci dil olarak İspanyolca. O saatlerde de ikinci dil Arapça oluyor. Arkadaşlar sanıyor ki oraya Arapça kullanmak zorundalar. Hayır, değil. Bunu siz seçebiliyorsunuz. İster Arapça, tabii tercihinize göre Arapça istiyorsunuz da Arapça kullanırsınız yani. Ona kimse karışmaz da. Arapça ya da İngilizce olarak kullanıyorsunuz. Hatta bazen işte Çincesi oluyor. Japoncası oluyor ki bu adamlar, saati üretenler Japon olduğu için çok normal. Özellikle hatta bu saatin kodundan anlaşılıyordu o. İşte sonundaki uzun kodun bilmem ne kısmı, bilmem ne olursa o zaten Japon
versiyon oluyor. Çok önemli bir ayrıntı değil yani. Türkçesi olmadığı için zorunlu olarak biz de İngilizcesini kullanmaya devam edeceğiz. Ona takılmayın. Dediğim gibi saat 36 milim. Kayış böyle kanvas cinsinden bir kayış yapmışlar. Çok rahatsız değil. Süper rahat değil ama bütünlük açısından hiç değiştirmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu kayış için söyleyeyim. Güzel böyle şey NATO kayışı andıran bir kayış sistemi yapmışlar. Yani hiç sıkıntı yok. Hatta şurada güzel de bir Seiko yazısı var. Burası da kasa gibi kumlanmış çelik. Ayrıca şu tokası. Bunun haricinde benim saatte en çok şaşırdı. Bu arada benim saatim günde 10 saniye kadar ileri gidiyor. Ben bunu kendim düzelttirecek kaba ete sahip değilim, öyle söyleyeyim. Hani ben de tamam ekipmanlarım var ama o ince ayarı yapamam, çünkü o ince ayarı yapmam için ayrıca bir makineye lazım. Burada bir saat ustasına gitmem gerekir. Fakat 10 saniyelik fark beni çok rahatsız etmedi, çok etkilemedi. Çünkü ben saati maksimum kolumda 2 gün tutuyorum. 3. gün başka bir saatte yer değiştirmiş oluyor benim saatim. O yüzden bu 10 saniye, yani hiç ayar yapmamış, fabrikadan çıktığı gibi kullandığım saatim şu anda 10 saniyelik bir günlük fark veriyor bana. Bir de siz şimdi şuraya neye bakın? Siz şu oğlumun tahta arabasına bakın. Ben hemen geliyorum. Niye geliyorum, niye gittim? Hemen de geldim bu arada. Oğlumun arabasını kenara çekelim, tahta arabasını. Şimdi bu saatte beni en çok şaşırtan özelliklerden bir tanesi şu oldu. Fosfor. Yani bakın, fosforluk hiçbir şey yok aslında. Yani gördüğünüz üzere. Hani normal bir saat, hani zaten gündüz kullanacaksınız vesaire. Yani gece kullansanız bile yani fosfora dikkat etmeyeceğiniz. Zaten fosfor açısından da kendini ben buradayım diyen bir saat değil. Dalgıç saati değil bir kere. Hani askeri, militeri tarz ama adamlar o küçücük fosfor noktalarını nasıl bir fosforla doldurmuşlarsa, bakın şimdi ışığı da bir kapatayım, şu tefe ışığı. Daha bir loş, bir karanlık ortam yapalım. Bakın şöyle bir saati parlatalım. Azıcık güneş gördüğü zaman bu hale geliyor bakın. Yahu sen nesin arkadaş? Ya mesela atıyorum dışarıdayım, bir asansöre biniyorum, iç bir mekana giriyorum vesaire. Cayır cayır yanıyor ya. Beni nasıl mutlu etti biliyor musunuz şu fosfor? Yani bu kadar kaliteli olacağı hiç aklıma gelmezdi. Onu baştan söyleyeyim size. Şimdi ışığımızı bir yakayım. Geleyim tekrar. Bunun haricinde saatle ilgili ne söyleyebilirim? Ya çok rahat. Ve zaten dijital otomatik bir saat olmasından da kaynaklı rahat kullanıyorsunuz. Size zorluk çıkaran bir saat değil. İç mekanizmasını zaten şöyle bir açıyoruz. Böyle sıkıldığınız zaman oturun mekanizmasına bakın. Şöyle bir oynatın vesaire. Çok keyifli. Bakın normalde saatin ince ayarı şuradan yapılıyor. Şu kısımdan yapılıyor. Burada artı eksi falan görebiliyorsunuz şimdi. Şurada bir ayar yeri var. Fakat o ayarı yapmak bana zor geliyor. Zaten zor geliyor değil, gelmiyor yani. Gerek de yok. O kadar dakik de düşünmeyelim bir zahmet. Bunun haricinde size bu saatle ilgili özellikle söyleyebileceğim şu anda bakın gördünüz mü? Parlaklık hani hala var ama öyle çok şey değil yani. Bir yanıyor, cayır cayır yakıyor. Yani sonrasında çok uzun dayanmıyor. Ama o cayır cayır yanması bile insanı çok güzel mutlu ediyor. Bu saat hala bulunabilir bir saat. Bunun yeni versiyonu 37 milim çapında. O biraz daha büyük. Belki sizi daha çok mutlu edebilir büyük saat seviyorsanız. Bunun haricinde başka diyebileceğimiz... ben dediğim gibi Amazon'dan aldım. Yani güzel bir başlangıç otomatik saati. Çünkü gün ve tarih penceresi var. Hani gerçekten güzel bir... askeri saat. Hadi bu arada 3 bar bunun bu arkadaşımızın nedir su geçirmezliği. O 3 bar birazcık evet tatsız. Yani diyor ki denize havuza girme sakın bununla diyor. Zaten girmezsin. Yani ben şahsen girmem de. Onun için başka saatlerim var. Ama
Yani militari tarzını belirlediği için bu saat, militari tarzı olduğu için, askeri tarzı olduğu için, yani insan bir 100 metre arıyordu. Yani 100 metre olmaması şey oldu. Abi burada bir şey yazıyormuş. Hemen size de buna bakalım. Ne yazıyormuş? Bakalım. Stainless Steel V-Band China. Evet. Kayışı da Çin'de yaptırmışlar. Bununla beraber bu saatle ilgili size söyleyeceğim başka bir konu pek bulunmuyor. Dediğim gibi çok da uzatmak istemiyorum. Artık çıkıp gidebilirsiniz videodan. Bundan sonrası goy goy. Uyarmadı demeyin. Ben yani şu anda almaya kalktığınız zaman Amazon'dan yani 180 dolar civarına geliyor. 190 dolar civarına geliyor. Gerek yok o fiyatı vermeye. Amazon zaten indirme yapıyor. Önümüzde Black Friday var arkadaşlar. Black Friday'de varsa bir ihtiyacınız Black Friday'i bekleyin. Şimdiden alışveriş yapmayın. Bununla beraber şöyle bir de iyice bir parlatayım tekrar. Ya çok seviyorum şunun parlamasını. Bir sonraki videom, hadi söyleyeyim, yine bir Casio olacak. Fakat bu sefer analog dijital karışık bir şeyler olacak. Bakalım ben çok beğendim. Siz beğenecek misiniz diyorum. Evet, ben tıkandım, yoruldum. Şimdi çalışmaya dönmem lazım. Saati görüyorsunuz. Şu anda mesaimden çaldım. Şakası bir yana sizi beklettiğim için tekrar tekrar özür dilerim. Beni affedin diyorum. Hatta şuraya da bir fotoğraflık şeyimizi, kapak fotoğrafını koyalım şöyle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Ben böyle kaldım. Aa, son söyleyeceğimi unuttum. Neyse. Kendinize iyi bakın diyorum. Aman dikkat edin. Sağlığa, sıhhate. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.